Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı darbeye karşı koymak için sokağa davet etmesi sebebiyle de sokaklardaydık. Akşam saatlerinde yönetim kurulu başkanımız Sayın Mehmet Koç telefonla beni arayarak darbecilerin Boğaz köprülerini kapattığını, dolayısıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların ve emniyet güçlerinin iki yaka arasında karşıdan karşıya geçme imkanı bulunmadığını, feribotları hiç bekleme yapmadan derhal İstanbul Boğaz'a göndermemiz yönünde bir talimat verdi. Tabii biz bu talimat doğrultusunda personelimizi bilgilendirdik ve çok hızlıca pozisyon olarak 4 hızlı feribotumuzu Üsküdar ve Kabataş arasında araç ve yolcu taşımak için bölgeye sevk ettik. İlk başta çarşı başımdan öğrendim ben böyle bir teşebbüsü. Boğaz Köprüsü'nün tanklarla tıkandığını, kesildiğini söylediler. Ben önce şaka zannettim, inanmak istemedim. Sonra diğer arkadaşlara teyit edince biz bir iki sefer daha devam ettik. Sonra şirket yetkilimizden aldığımız talimat gereği buradan hareket ettik. İşte 12 civarlarıydı. Tam karşımızda şeyin üstünde biz Kabataş'ta çalışırken tanklar duruyordu köprünün üstünde ve patlamalar oluyordu. Yani bize atılır mı atılmaz mı endişesi de vardı ama canımızı koyduk, görevimizi yaptık. Üsküdar iskelesine daha önceden bu gemiler hiç yanaşmamıştı. Onunla ilgili gerekli derinlik kontrollerini falan yapmamız biraz zaman aldı. Fakat ilk seferimizi yanaşarak aldık. İskelelere uymadığı için gemilerin ilk etapta işte düzeltmemiz gereken kesmemiz, işte yapmamız gereken bazı düzeltmeler oldu iskelelerle ilgili. Daha doğrusu araç yolunu açtık. Yani gemilerimiz yanaştı fakat araçlar gelemediği için o anda bulunan işte korkuluklardı, parmaklıklardı. Onları araç yolunu açarak seferlerimize başlamış olduk. Buradan yola çıktığımız zaman peşimizden bir helikopter yukarıdan tepemizden bizi takip ederek aşağı yukarı adalar açıklarına kadar geldi. Projektörle böyle bizi tarıyordu yukarıdan aşağı. Tarayıp söndürüyordu ışıklarını. Ondan sonra adalar açıklarına kadar geldi. Sonuçta işte neyse Allah'tan yani ondan herhangi bir şey görmeden, herhangi bir tahrik falan yaşamadan Üsküdar'a kadar gittik. Üsküdar'da işte yanaşacağımız yerleri kaptanlarımız önce bir keşfettiler falan. Ondan sonra başladık işte oradan araçları taşımaya.